biz televizyon izleyicileri. Bugün kemer altındayız. Vatandaşa, esnafa ekonomi hakkındaki görüşlerini soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Emekliler ölmek üzere. Allah bu günleri aratmasın diyeceğiz ama bu temenniden ibaret. Daha ötesi oluşmuyor. 60 küsur yaşına geldim. Bu yaşıma kadar böyle bir zor günler hatırlamıyorum. Şu an Türkiye'de güncel ekonomi diye bir şey kalmadı. Eskide 3 sınıf vardı. 3 ayrılır. 3 kategoriye. Elit kesim, orta kesim ve 3. sınıf diye ayrışmalar vardı. Şimdi tamamen beyaz yakalılar falan da tamamen dibe vurdu. Ekonomik desen o da dibe vurdu. Ayıp istifa. Enflasyon 61'e çıkmış. 161'e, 162'ye çıkmış. Yani bu ülkede ekonomik durum nasıl iyi olabilir? Ben ayakkabıcıyım. Şu an benim bulunduğum alanda her milletten insan var. Ben Rusçu değilim. Her milletten insan var. Ama benim bizim yanımızdaki Türkiye'de yaşayan vatandaşların hepsi şu anda ucuz işçilik yapıyor. Tamamen hani ücreti kölelik düzeni diyoruz ya yani. Tamamen bizi 3 liraya 5 liraya muhtaç etmişler. Ve artı çoğumuzu da sigortası çalıştırılıyor. Ekonomi nasıl düzelebilir burada? Denetim yok, araştırma yok. Yani bunu tek yapılacak bir şey vardır. Yeniden yapılanma ve yeniden düzeni değiştirip yeni bir sistem haline. Tabi bunu da nasıl göreceğiz onu da bilemiyoruz yani. Ama gerçekten ekonomi çok berbat. Bir domates 30 liraya olduysa, bir kilo patates 10 liraya olduysa vay bizim halimize. Ben şimdi pantolon almaya gidiyorum kendime, korkuyorum almaya. Çünkü neden? Acaba cebimdeki parayı çekme. Cebimde 100 lira param var, 120 lira param var. 20 lirası yol parası, 100 lirada pantolon alabilirsem alırım. Alamazsam emek için. Tabii ki çok zorlanıyoruz bu dönemde. Gelirimizde hiçbir artış olmadı. Ama giderlerimiz 2'ye katlandı bile diyemiyorum. 4'e 5'e katlandı. Bir de üniversitede okuyan bir oğlum var. Onun da durumu çok iyi değil tabii. Yani onun orada sıkıntı çekmeden yaşaması için zorlanıyoruz. Ve gelecekten de çok umutlu değiliz bu gidişle. Bu yaş şartlarında hiç kimse geçinemez. Bunlar iyi günler. Memleketin iyi günler olduğu için iyi zaman gelecek. Ekmek 10 lira olacak. Hayat yoldaşlığı bir hep aynı muhabbet gerçeği. Herkes aynı şey yok. Domat 20 lira, patlıcan 30 lira, oku 40 lira, beynir 90 lira. Allah yardımcımız olsun. Çok zor. Çok zor, çocuğum da okuyor. Yurt bulamadık, otelde kalıyor. Eşim çalışıyor, emekli, gene ben çalışıyorum. Çalıştığımız halde çok zor. Bir çözüm ne sizce? Değişmesi. Bu ekonominin bu baştakilerin değişmesi. Başka bir şey yok. Belki yeni gençler, yeni fikirler, yeni şey denemek lazım. Değiştirmek lazım. Herkes kan ağlıyor, herkes susuyor. Beklemek lazım. Ekmek, yumurta 50 lira olursa ne olacak? Sor herkese bak bakalım hiç kimse hayatından memnun mu? Herkes taneyle alıyor, günlük alıyor. Bulabilirse, bulamazsa geçiştiriyor. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. %25 zam gelmiş, %30 zam gelmiş. Geçen sene 120'ye aldığım tüp bu sene 350 lira. Enflasyonu görmüyoruz. 20 yıldır bizi yöneten iktidar değiştiği an ekonomi her şey değişecek. İktidar kendine çalışıyor. 5 kişilik bir grubu var. Merkez Bankası da ona çalışıyor. Basıyor parayı, koyuyor, yandaşlarına veriyor. Asgari ücretli yılbaşında aldığı zamla geçiremez hale geldi. Emekli zaten hiç maaş almıyor çünkü bankaya borçlanmış. Bu durumu Türkiye'de düşünce değişmediği sürece şu anda 6 kişi bir araya geliyor ama istersen 30 tane parti bir araya gelsin. Belki halkı düşünürlerse, işsizliği düşünürlerse, satılan fabrikaları tekrar devreye sokarlarsa, kapatılan iş yerleri yandaşlara satılmış, yabancılara satılmış fabrikalar aldığımız zaman başlarına da fabrikaları yönetecek idareciler koymamız gerekiyor. Yine bu benim arkadaşımdı. Bu bilmem dostumduyla olmaz bu işler. Fabrikaları tekrar ayağa kaldırmak için Mustafa Kemal ruhu canlanması lazım. Erken seçim hemen bugün olmalı. Sabahı beklemeden. Erken seçimi hepimiz bekliyoruz.